Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız bizler deyiz. Çok şükür değerli izleyicilerim, abilerim, ablalarım, arkadaşlarım. Sizler nasılsınız, ne yapıyorsunuz değerli izleyicilerim? Allah'ım hepinize iyilik, sağlık versin. Zaten verip dermanları yapmaz, hastane kapılarına bakmaz. Yüce Mevlam, Yüce Allah'ım. Bugün sizlerde arkadaşlarım şöyle görmüş oldunuz. Bir canlar sizlerde lavaş yapıyorum. Şöyle sizlerde bir göstereyim dedim arkadaşlarım. Açarken çekmedim arkadaşlar. Yoğururken videoları vardı, onlara bakabilirsiniz. İçini dönerini yaparken de çektim. Umarım videomu beğenirsiniz. Videomu beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Aboneliklerinizi, beğeninizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlarım. Evet, şöyle şimdi güzelce üstlerini yağlıyorum. İki tanesinin üstünü yağladım arkadaşlar tereyağıyla. Halam çünkü arkadaşlar üstü yağlı seviyor. O yüzden halam için üstünü yağladım. Şu şekilde sizlere de bir göstereyim dedim. Diğer zaten çoğun arkadaşlar 15 tane 16 tane lavaşımız çıktı. 2-3 tane de bazlamamız çıktı. Hatta 4 taneydi, doğru şimdi hatırladım. 4 tane bazlamamız vardı. 4 bazlamayı da yemek için yaptım. Onları sizlere göstermeyeceğim. Şu şekilde gördüğünüz gibi yaptıklarımızın birazını sizlere gösteriyorum şu şekilde arkadaşlar. Yumuşaklığını falan şekilde görüyor musunuz? Sizler de benim yoğurdum hamurun ölçüsüne bakarak yapabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten yumuşacık, ipek gibi, ipek kıvamında. Şöyle sizlere bir de dönerimizi göstereyim can dostlarım. Birazcık kan olmuş ama olsun, yine de tadı gerçekten çok güzeldi. Dışarıda yediklerimiz de aynıydı birebir neredeyse arkadaşlar. Halamla ablam da öyle söyledi. Şu şekilde sizlere de göstereyim yakından değerli can dostlarım. Gördüğünüz gibi şu şekilde oldu dönerimiz de. Şu şekilde sizlere bir de yakından göstereyim inşallah. Şöyle çatalı takayım. Evet arkadaşlarım, şu şekilde gördüğünüz gibi. Ne çok kalın ne çok ince olacak şekilde yapmışım. Afiyet olsun bizlere. Sizler de arkadaşlarımızın haklarınızı helal edin. Gören gözün hakkı vardır demişler büyüklerimiz, atalarımız. Görüyorsunuz arkadaşlarım, canlarınız istiyordur belki, sizlerin haklarınızı helal edin lütfen. Buyurun gelin, sizler de isteyin, sizlere de yapayım değerli can dostlarım. Şekilde ilk önce gördüğünüz lavaşımızın içerisine koyuyorum. Sizler de benim tarifime bakarak yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel oluyor. Döneri nasıl pişirdiğimi anlatmamıştım. Onu size tekrardan burada bir anlatayım. Tenceremizin içerisine çok azıcık suya ilave ettim arkadaşlar. Üstünü direkt kapatıverdim. Kendi kendine pişti yani içerisinde. Hepsini bir anda pişirdim ben. İsterseniz siz ayrı ayrı da pişirebilirsiniz. Öyle daha biraz daha sert olur. Dönercilerdeki gibi. Benimki yumuşacık arkadaşlar. Gerçekten tadı çok güzeldi. Üzerine şöyle domatesli, biberli, soğanlı, salata, marulumuzla salata yapmıştık. Onu koydum. Şu şekilde sizlere de bir göstereyim. İsterseniz siz içerisinde mayonezi koyabilirsiniz. Ketçap da koyabilirsiniz. Sizlere kalmış yani. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Bu şekilde gerçekten çok güzel oluyor. Çünkü arkadaşlarım şöyle sizlerde saracağım şimdi. Tripodumla çekiyorum şu anda. Az önce arkadaşı tripodumu getirmeyi unutmuşum. O yüzden birazcık sallandım. Kusura bakmayın sizlerde lütfen. Şöyle. Altını kapatmayı unuttum. İçerisinden düşüyor uç tarafındaki. Niyeyse gördünüz, ben içerisinde koyup duruyorum. Şu şekilde sizlere de yakından bir göstereyim. Değerli can dostlarım, içine iç görünümüne. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle bir de sizlere lavaşlarımızı göstereyim değerli can dostlarım, gördüğünüz gibi. Hem yumuşaklığını gösteriyorum burada. Hem de sizlere şöyle lavaşımızın sayısını gösteriyorum. Kaç tane yaptım onu da şu anda hatırlamıyorum. Bugün günlerden arkadaşlarım salı. Bu videomu sizler salı günü izleyeceksiniz. Ama ben bu videoyu pazar günü çektim. Sizlere de söyleyeyim dedim. Çünkü bazı şeyleri söylemiyorum ama ben gününü söylüyorum arkadaşlar. Şu anda bir de ben bu videomu arkasından seslendirme yapıyorum yani. Önceden sessiz olarak çekmiştim. Şu şekilde. Bütün izleyicilerime, gönül dostlarıma, 81'imize selamlar olsun inşallah. Şu şekilde görüyor musunuz arkadaşlar yumuşaklığını ekmeğimizin? 3-4 kat şöyle şu şekilde katlayabilirsiniz. Bazı kişiler bunu katlıyor, dondurucuya da atıyor lavaş olarak. Daha ince yaparsanız da yufka olur. Evet değerli izleyicilerim, şu şekilde görmüş olduğunuz gibi burada yağmur yağıyor arkadaşlarım. Şöyle sizlere de bir göstereyim dedim. Canlar gördüğünüz gibi yağmuru. Şöyle yaklaştığında biraz daha net belli olur arkadaşlar. Şöyle görüyor musunuz değerli can dostlarım yağmuru? Ne kadar güzel yağıyor gerçekten, maşallah diyelim, nazar değmesin inşallah. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi değerli dostlarım, yağmurumuz ne güzel yağıyor şu şekilde. Fazla belli olmuyor kamerada, gerçekten çok güzel yağıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlarım, size ablam yapmış olduğu çorbayı göstereyim canlar şu şekilde, gördüğünüz gibi. Yoğurt çorbası şekilde. Yakından göstereyim bir de arkadaşlar sizlere. Gerçekten çok güzel olmuş. Ablamın da ellerine sağlık. Ben okuldakini ablam yapmış arkadaşlar. Şu şekilde görüyor musunuz koyuluğunu falan. Kıvamı çok güzel. Tam benim sevdiğim kıvam. Sizler de belki kıvamı seviyorsunuzdur. Önceden yoğurt çorbası tariflerinde vardı sanırsam. Kanalımda olması lazım. O tariflerine, videolarıma da bakabilirsiniz. Şu şekilde bir de sizlere halam gelesiye kadar ablamın yapmış olduğu melemin şöyle. Sadece sebzelerini koymuş, kavurmuş. Şu şekilde sizlere de bir göstereyim değerli can dostlarım. Yumurtalarını halam gelince kıracağız yani akşam yemeğimizde. Halam 6.30'da geliyor ama
akşam yemeği tabii ki iftarla oluyor yani. Hepimiz oruç tuttuğumuz için dedem var, hepimiz söylüyoruz yani arkadaşlar. Dedem de neden tutamıyor size de söyleyeyim. Önceki videolarını söylemişim zaten. Dedemin sağlık sorunlarından dolayı dedem de tutamıyor. Bir şekilde sizlere de bir hepsini göstereyim dedim. Bir bu var arkadaşlar, bir bu var. Bir de makarna pişiririz. Daha etli patates yemeğimiz var arkadaşlar. Yanına bir diyor falan bir şeyler koyarız işte. Rabbim verdiği nimetler çok şükürler, bin şükürler olsun. Rabbim bugünlerimizi aratmasın inşallah. Bugün de bizim burada arkadaşlar yine yağmur yağıyor. Gördüğünüz üzere pazartesi günü video çekmiştim. Hatta bu videomdan öncesinde koyacağım onu da sizlere de söyleyeyim. Pazartesi günü yağmur yağmıştı. Bugün yine yağmur yağıyor. Yine sizlere bir dışarıyı şöyle bir göstereyim kısacık. Şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar yağmur yağıyor can dostlarım. Sizlere de şöyle bir göstereyim etrafı. Duyuyor musunuz yağmur seslerini? Şöyle hatta iyice bir yaklaştırayım. Yaklaştırınca belli olur. Bu şekilde arkadaşlarım belli oluyor zaten. Şöyle ağaçlarda yemyeşil oldu. Tekrardan göstereyim sizlere şöyle bir. Bir de soğan fidanları meraktan izleyicilerim oluyor. Onların için şöyle bir göstereyim. Soğanlarımız yine şöyle kocaman oldular. Şöyle nanelerimiz de büyümeye başladılar yavaş yavaş gördüğünüz gibi. Şuralarda biber tohum dikmişim arkadaşlar. Biber tohumları niyeyse daha halen çıkmadı. Bir iki güne kadar çıkar diye düşünüyorum. Dedem de daha havalar soğuk o yüzden çıkmamıştır dedi. İşte arkadaşlar ne zaman çıkar artık bilmiyorum. Üstlerine de bir nylon falan bir şeyle kaplamadığım için, kapatmadığım için. O yüzden de geç kalmış olabilir. Şöyle sizlere de bir yine dolmalıklarımızı sonra şöyle patlıcanlarımızı göstereyim. Daha bunlardan var arkadaşlarım bayağı gördüğünüz gibi. Şurada şöyle yeşil fasulyelerimiz var. Kurutmuş olduğumuz yeşil fasulyelerden yani. Şöyle sizlere de bir komple onları da yine bir göstereyim dedim değerli can dostlarım. Yağmurun tenekelerinin üzerindeki sesi. Şu şekilde ilerleri gösterince belli oluyor. İnşallah sizler de duyuyorsunuzdur sesi. Şu şekilde yine ağaçlar. Sarardılar hepsi çoğu. Bazıları yeşeriyor, bazıları sarı gibi oluyor. Ama tabii ki bunlar ağacı olduğu için ilk aşamada sarı gibi görünüyor böyle. Ama soğuk almış da olabilir bilmiyorum yani. Ben narı gerçekten çok seviyorum arkadaşlarım. Sizler de sever misiniz narı? En sevdiğim nimetlerden birisi de nardır. Bu şekilde güller falan da büyümeye başladı. Yakına çiçek açar onlar da. Şöyle göstereyim size de arkadaşlarım. Can dostlarım. Değerli can ailelerim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlarla bunların renkleri, görünümleri hiç benzemiyor. Bunlar sarımsak arkadaşlar şu gördüğünüz gibi. Şunlar da soğanlarım. Soğanlar biraz daha kalın oluyor. Sarımsakları biraz daha ince oluyor. Şunlar sarımsak olduğu için biraz daha ince. Şunlar soğan. Arkadaşlar bunları da kuru fasulye falan bir şeyler pişirince işte onların yanında yiyoruz. Balkonda gerçekten çok iyi oluyor bunlar değerli can dostlar. Evet arkadaşlarım şimdi sizlere de ben makarna yapacağım değerli can dostlar. Şöyle sizlere de bir kendime doğru çevireyim. Şöyle videomuzu başlatalım. Şurada arkadaşlar makarnamızı getireceğim. Şöyle gördüğünüz gibi bu makarnamız arkadaşlar. Şöyle markası görünmesin. Ben arkadaşlar gördüğünüz gibi şurasından yakınca şöyle hiç dokunma olmuyor şartı görüyor musunuz bu şekilde? Değerli can dostlarım. Güzel belki böyle kocanın içine falan koyuyorsunuz da bunun içinde şöyle hiç dokunmuyor gerçi içerisinde ben bir tane tek öğrettim. Makarnamızı şuraya koyayım ben. Evet şimdi şuradan tenceremizi alacağım. Tenceremizi alalım. Bu tencereme yeter herhalde arkadaşlar ya değil mi? Evet bu bununla yeter. Sizlerden bir aktarmaya fikri olsun. Şu şekilde bu suyunu falan koyayım ben. Güzelce. Ben benim en arkadaşlarım çok fazla sevmem. Yoğurt çorbası yerim yani. Patates ve et yemeği de sevmem fazla ben. O yüzden sizlerle birlikte şöyle makarna yapacağım biz akşam yemeğine değerli can dostlarım. Şu şekilde gördüğünüz bu suyu falan da ilave ettim içerisine. Şöyle sizlere de tekrardan bir çevireyim. Ocağımıza doğru tripodumuzu. Arkadaşlarım, can dostlar, değerli izleyicilerim. Görüyor musunuz şu şekilde? Tripodumuzun kafasını birazcık eğelim. Evet. Şu şekilde. Suyumuzu da şöyle şuraya koyayım. Yemeğimizi de şuradan şuraya alayım şunları. Karnının suyunu buraya koyacağım. Çünkü arkadaşlar. Şu şekilde ocağımızın altında yakayım şimdi sizlerle birlikte. Telefonumu şarj takmıştım onu çıkarayım bir. Hemencik ocağımızın altını yakayım. Şekilde gördüğünüz gibi. Geri telefonum şarjı takabilirim. Şöyle size de biraz yaklaştırayım. Bu tarafa doğru.
Bu yemeğimizin için arkadaşlar ben sos ilave edecektim. Bu sefer sos ilave etmeyeceğim makarnamıza. Makarnamızın suyu direkt kaşlanınca içerisine sizlerle birlikte direkt ilave edeceğim makarnasını. Değerli canlar. Bu şekilde ocağımızın altını tamamen açtım. Ben tuzunu falan sırf ilk aşamada ilave ediyorum arkadaşlar. Sizler ne zaman ilave ediyorsunuz bilmiyorum. Ama ben çoğunlukla ilk aşamalarda yani şu an ilave ediyorum. Şöyle. İçeride tuzunu arkadaşlar ben 4 çay kaşığı falan tuz ilave ederim. Sizlere çok geliyorum arkadaşlar. Gerçekten hiç tuzsuz oldu. Şöyle 4,5 çay kaşığı ilave ettim hatta ben. Bugünün günümde gerçekten arkadaşlar iyi geçti. Yani çok şükürler, bir şükürler olsun. Bu makarnamızın suyunu ben bir kap karıştırdım tuzuyla. Sonra sterkli biraz sohbet edelim. Sonra videomuzu bitirelim. Bu videomuz da arkadaşlar pazar günler değil valla. Hiç etleme bir şey yapmadım. Bugün hepsini acele acele editledim. Gerçekten pazar günden beri dinleniyorum. Bir şekilde sizleri dış taraflara bir çevireyim arkadaşlarım. Şöyle değerli can dostlar. Tripodumuzu şöyle çevirdim güzelce. Ay korktum arkadaşlar, şey düşürüyormuşum. Makarnamızı daha sonra ilave edelim içerisine. Şöyle şuraya oturalım. Sizlerden birazcık konuşalım, birazcık sohbet edelim. Şöyle sizlere bir arkadaşlarım dedim kırdı cevizleri göstereyim. Bu cevizler ne zamana kalma sizlere de bir söyleyeyim. Bu cevizler arkadaşlarım ta pazar günden kalma. Yalan söyledim, pazar dedim yanlışlıkla. Bunlar da pazar günden kalma. Nasıl pazar günden kalma sırrı onu tekrar da böyle açıklayayım. Zaten videomu söylemiştim. Kadayıfları halam sararken arkadaşlar bu cevizlerden dövüm içerisine koymuş yani ezmiştik. Onlardan kaldı yani. Bir şekilde. Bazı izleyicilerim bu tarifimizi görmüştü. Onlar için de şöyle bir göstereyim görmeyenler için. Görüyor musunuz arkadaşlarım bu şekilde? Kayısı reçeli bu da. Marmelat gibi oldu yani. Bu şekilde size de bir göstereyim. Bu şekilde kayısı marmelatımız. Bununla inşallah sizlerim bir dakika yazar videosunu çekebilir miyim? Çekemez miyim bilmiyorum. Yani. Rabbim izin verirse çekerim. Bu şekilde bağlamalarımızı da göstereyim sizlere bir. Arkadaşlar. Bağlamalarımızı göstereceğim demiştim ama gösteremedim videolarımda. O yüzden şöyle açarken de göstereceğim dediydim. Unutmuşum tamamen arkadaşlar. Unutunca tabii ki de çekemedim. Çekemediğim için de bağlama videom yok yani içerisinde. Açarken videom da yoktu babaçlarımızda. Zaten aceleyle arkadaşlar insan ne yapacağını unutuyor gerçekten. Sizler de biliyorsunuz. Şu şekilde gördüğünüz gibi göstereyim sizlere bir yakından arkadaşlarım. Bağlamalarımız, hamurları ince olduğu için biraz şöyle oldu. Bu şekilde size de bir yakından göstereyim değerli can dostlar. Görüyor musunuz şu şekilde bazlamalarımız? Ne güzel pişler, gerçekten çok güzel oldular. Sizler de oruç tutuyorsanız Rabbim oruçlarınızı kabul etsin inşallah. Yüce Allah'ın Yüce Mevlam. Tutamayanların da Rabbim tutma versin inşallah. Hastalığından dolayı tutamayanları da onlar da arkadaşlarım artık parasını falan verir. Rabbim izin veren herkesin tutması lazım bence yani değerli can dostlarım. Bu şekilde işte hepsini de gösterdim sizlere. Başkalarına gösterecek bir şey kalmadı. Bir de biz hani sizlere göstermiştim ya şunu göstereyim bir de. Bunlar arkadaşlar bizim biber kullarımız. Bu şekilde çıtır çıtırlar. Sizler sesini dinleteyim bakın yakınlaştırayım biraz daha. Bunlar nasıl böyle çıtır çıtır kalıyor şöyle. Duyuyor musunuz arkadaşlar seslerini? Ne kadar çıtırlar gerçekten. Bu şekilde tıkır tıkırlar hala. Bunları biz ya yağın içine biraz yağda kızartıyoruz ya da mesela sobanız falan varsa ya da tavanın üzerine biraz şöyle iki tarafını da pişirince gerçekten çok güzel oluyor. Üzerine bazı şey yoğurt falan döküyor. Biz yoğurt dökmeden de böyle falan da yiyoruz bazen arkadaşlarım. Başka akşam yemeğini ne yapsak bilemedim. Şu an cacık falan yapsak diye düşündüm. Cacık yapmayalım artık, yoğurt çorbası yapmış ablam. Bir de yoğurt kalmamıştır belki bilmiyorum yani. Bugünkü videomuz birazcık kısa oldu ama arkadaşlar olsun yine de. Sizlere bugünkü videomuzu da çektim. Evet değerli izleyicilerim, değerli takipçilerim, bir videomda sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsiniz diye. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abonelikleriniz, beğenileriniz, yorumlarınız, desteklerinizi bekliyorum. Reklamlarımı atlamadan videomu sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli can dostlarım. Yarınki videomuzda görüşmek üzere inşallah sizlerle birlikte.